Arkadaşlar selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Köksüren, fitness antrenörüyüm. Aynı zamanda koçlara mentorluk yapmaktayım. Arkadaşlar bugünkü konumuz hangi eğitim kurumundan antrenörlük sertifikası almalıyım? Hangi eğitimlere girmeliyim? Hangi sertifikaları toplamalıyım? İşte hocam işe girerken bana hangisinin faydası olur gibi gibi bana Instagram'dan bir sürü soru soruyorlar. Özellikle BESYO videolarını izledikten sonra antrenör adayları bana bunları soruyor ve tabii ki fitness uzmanları da bu tarz sorular sorabiliyor. Ben de onlar için bir video hazırlamak istedim açıkçası. Arkadaşlar öncelikle ben bir eğitim manyağıyımdır. Yani girmediğim eğitim yoktur ve paramın son parama kadar eğitimlere ve kitaplara harcamış bir insanımdır. Fakat son dönemde artık bakış açım değişti. Tamam mı? Nereye geleceğim? Yavaş yavaş toparlıyorum. Bence ilk olarak almanız gereken Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Federasyonu'nun eğitimlerine katılmanız gerekiyor. Tabii ki antrenörlük yapmanız için bir sertifikanız olması gerekiyor. İlk önce birinci kademe belgenizi mutlaka alıyorsunuz zaten. Bu olmazsa olmaz. Salonlar zaten bunu soruyor ve sizin de antrenörlük yapabilmeniz için birinci kademe antrenörlük belgenizi almanız şart arkadaşlar. Onu aldıktan sonra ne yapalım hocam? Kendimizi daha çok nasıl geliştirelim? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bizler bu belgeleri ne için alıyoruz? Ne için üniversite okuyoruz mesela? Bir meslek sahibi olalım ve bize gelir getirsin diye, değil mi? Yani bir para kazandırsın bize. Sonuçta o kadar okuyoruz, ediyoruz. Bunun da bir karşılığı olsun istiyoruz, değil mi? O yüzden şimdi ilk birinci kademeyi aldınız. Abi adam ondan sonra NACM, PES, CES, işte CPT, ACE'in şeyleri, ne derler, belgeleri, işte FMI'nin belgeleri, London Akademi'nin sertifikaları, programlarına katılıyorlar vesaire. Binlerce dolar para gömüyorlar. Peki arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Hiç. Hiçbir şey. Birinci kademe antrenörle NACM, PES, CES, CPT, FMI, birinci derece, beşinci derece, bilmem ne, işte Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu, beşinci kademe, baş antrenör falan. Bunlarla aranızda hiçbir fark olmayacak. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar ben bu zamana kadar 1000'den fazla kişiye online ders, koçluk ve birebir program satmışımdır, tamam mı? 4 sene içinde 1000'den fazla kişiye. Kimse bana gelip de şunu söylemedi. Ya hocam ben sizi gördüm. Siz 3. kademe kıdemli antrenörmüşsünüz ya. Vay anasını ya. Ben sizden o yüzden eğitim almak istiyorum. Sertifikalarınıza baktım. Ya bir sürü akademiden de sertifika toplamışsınız. Vallahi helal olsun. Bunları görerek sizden ders almak istiyorum. Böyle bir şey yok. Antrenörlük hayatınızda böyle bir şey görmeyeceksiniz. Sen ne kadar işte bütün akademilerin sertifikalarını toplasan da eğer paraya dönüştürmeyi bilmiyorsan 1 lira kazanamazsın. O yüzden bence ilk olarak birinci kademeyi al ve para kazanmayı öğren. Birinci kademe belgeni alıyorsun. Ondan sonra para kazanmayı öğrenmeye çalışıyorsun. Para kazanmak bambaşka bir meziyet. Özellikle McFit, Fit City gibi kurumlarda çalışıyorsan satış bilmen lazım. Pazarlama bilmen lazım. Çelik gibi bir kafa yapın olması lazım. İnsanlarla mücadele içindesin çünkü orada satış yapıyorsun sürekli. Pazarlıyorsun kendini. Anlatabiliyor muyum? İletişim kurman lazım. İletişim becerilerini arttırman lazım. Zaten benim şu an oluşturduğum kurs da, yani şu an bir kurs çıkardım ve bu kursun içeriği bunlardan ibaret arkadaşlar. Para kazanmayı öğretiyorum. Antrenörler nasıl para kazanır? Yani burada çok büyük bir eksiklik var çünkü. Herkes akademiler açıyor. İşte gidiyor birinci kademe bir şeye, ne derler onun adına, NACM'in bilmem ne kursu, o bilmem ne kursu, orada anlat anlat teori bilmem ne anlat, kinesiyoloji, anatomi, antrenman bilimi dibine kadar, her şeyine kadar anlatıyor. Tamam abi çok iyi öğrendin. Ne oluyor, Ronaldo'yu mu çalıştıracaksın? Ronaldo'yu mu çalıştıracaksın? Sana gelecek kişi %99 ihtimalle sedanter birey. Bak %99. Hadi %1 de sporcu geldi mi? Ben sporcuları kabul etmiyorum. Diyorum ki siz daha donanımlı bir antrenöre gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ben sadece sedanter birey çalıştırıyorum. Sporcu çalıştırmıyorum. Abi siz de bu şekilde düşünmelisiniz. Bütün belgeleri al. Örnek veriyorum NACM, CPT. 1200 dolar mı ne ücreti var, tamam mı? 1200 dolar. 1200 doları verdin. Hadi tamam verdin. Şu an parasıyla yaklaşık 40 bin lira falan yapıyor. Şu an videoyu çekerken dolar 32 TL. Yaklaşık 40-42 bin lira falan para yapıyor değil mi? O civarlar. Kursa girdin. Ücretini yatırdın. 3-4 ay boyunca kurs sürüyor. Kursun ders saatlerine katılıyorsun. Online ve offline olarak katılıyorsun, tamam mı? Hepsine giriyorsun.
yaklaşık da bir 80-90 saatte ders süresi olduğunu düşünelim. Online olarak da katılıyorsun. Bir de dediğim gibi lokal olarak da katılıyorsun. Yani arabayla, otobüste bilmem ne şekilde gitmen de gereken sınavlar oluyor, bilmem nesi oluyor. 2-3 kere öyle gitsen gelsen. Onların da yol masrafı, yol maliyeti vesairesi var. Zaman maliyeti. Arkadaşlar siz buraya 100 saatinizde gömmüş oluyorsunuz. Hem 40 bin lira para veriyorsunuz hem de 100 saat saatinizi ayırmış oluyorsunuz. Yani bunun zaman maliyetini düşünebilir misiniz arkadaşlar? 100 saatiniz zaman maliyeti nedir bu arada? Zaman maliyeti şudur. Sen 1 saatte ne kadar para kazanıyorsun? Örnek veriyorum şu an 1000 lira mı kazanıyorsun ders vererek? Senin zaman maliyetin 1000 lira, tamam mı? Ne yaptı? 100 saatini gömdün. 100 bin lira da buraya gömdün. 40 bin lira da kursa katılırken vermiştin. 140 bin lira kursa gömdün değil mi? Aldığın şey ne olacak biliyor musun? Eğer ki bunu satmayı, pazarlamayı bilemezsen, sosyal medyayı kullanmayı bilmezsen bir hiç, hiçbir şey. Sadece belgende yazacak, diyecek ki NACM koç. Vay diyecek arkadaşların, kanka helal olsun sana be. NACM'den belge aldın. Bunu sadece bizim sektör biliyor. Başka kimse bilmeyecek. Çalıştıracağınız üyeler NACM neymiş, FMI neymiş, Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Federasyonu neymiş, bunların hiçbirini bilmiyorlar. Tamam mı? O yüzden sen kendi eğitimlerini, aldığın belgeleri iyi bir şekilde pazarlayamazsan, satamazsan ki antrenörlerin %95'i satış, pazarlama, iletişim konusunda inanılmaz zayıflar. İnanılmaz zayıflar. O yüzden bunları da hiçbir zaman kendine artı olarak katamayacaksın. Ya 140 bin lirayı gömdün. Örnek veriyorum. Bak zaman maliyetiyle beraber 140 bin lirayı gömdün. FMI'nin 1. 2. 3. 4. 5. kademe kaç tane kademe var bilmiyorum. London Akademi'nin 1.'si 2.'si bilmem nesi. Şeyin NACM'in 1, 2, 3, 5 kaç? Ben böyle antrenörler biliyorum. Hepsini toplamışlar. Soruyorum diyorum ki kanka diyorum. Ne kadar kazanıyorsun aşağı yukarı? Hani senin hedefin nedir? Çünkü onlara mentörlük yapmak istiyorum. Kaç para kazanıyorsun şu an? 1000, 1200 dolar falan kazanıyorum diyor. Abi senin aldığın kurslar zaten 10 bin dolara yakın kurs almışsın. 10 bin dolar para gömmüşsün buraya. Hala mı 30 bin 40 bin lira para kazanıyorsun? Bir de işin enteresan tarafını söyleyeceğim size. Birinci kademe belgesi olan adam ondan iki kat daha fazla kazanıyordur. Çünkü adam iletişimi çözmüş. İkna kabiliyetlerini çözmüş. İkna stratejilerini çözmüş. Satış çözmüş. Pazarlama çözmüş. İnsanlarla iletişimi çözmüş. Anlatabiliyor muyum? Bu adam öbür o kadar yetenekli. Yani nerd diyeceğim ama hani kötü anlamda söylemiyorum. O kadar kendine yatırım yapmış. Nerd gibi çalışmış adamdan 2 kat 3 kat daha fazla para kazanıyor gördüm. Nereden gördün? Abi benim bütün arkadaşlarım, bütün çevrem, herkes antrenör. Herkes koç. Fitness koçu, yaşam koçu. Artık aklınıza ne geliyorsa. Sadece biz eğitimci tayfa var benim etrafımda. Görüyorum yani. Tecrübe ettiklerim bunlar arkadaşlar. Yani sizlere tavsiyem ilk önce bir antrenörlük birinci kademe belgenizi alın. Abi para kazanmayı öğrenin. Para kazanmayı öğrenin. Benim kursum hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bana Instagram'dan ulaşın, yazın. Hocam ne kursunuz var, ne yapıyorsunuz, ne öğretiyorsunuz? Size para kazanmayı öğretiyorum, tamam mı? Kursu alabilirsiniz. Almazsanız da abi giriyorsunuz, top 10 satan kitapları alıyorsunuz, okuyorsunuz abi. Satış kitapları, pazarlama kitapları, ikna kitapları, psikoloji kitapları. Bunları alıp okumaya başlıyorsunuz, tamam mı? Bunları yalayıp yutuyorsunuz. Ve bu şekilde insanlarla nasıl iletişim kurulur, nasıl satış yapılır, nasıl pazarlama yapılır bunları öğrenip sahaya çıkıyorsunuz ve satmaya başlıyorsunuz kurslarınızı. Bu şekilde arkadaşlar. Gidip zibilyon tane federasyonun, zibilyon tane kurumun eğitimlerini almanıza gerek yok. Ronaldo'yu çalıştırmayacaksınız. Sedanter birey çalıştıracaksınız en nihayetinde. Anlatabiliyor muyum? Ama ben eğitim almayı çok seviyorum hocam. Al abi o zaman. Paran da varsa al. Ben de çok severim eğitim almayı ama artık kafa yapım değişti. Çünkü sektörde işler bu şekilde işlemiyor. Bunu gördüm. Diyeceklerim bu arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Sorularınız olursa yorum olarak bırakabilirsiniz veyahut da Instagram'dan bana özelden yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Özgür olun.